Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Son derece önemli rol oynamış olan tekstil sektörünü yakından tanıma imkanım oldu. Hani bir tabir vardır. İşler zor gittiği zaman tekrar insan aynı insanı çağırma gibi Kürt Mehmet nöbete derler. Şimdi değerli arkadaşlarım, sizlere övmek için değil ama Türkiye'nin ekonomik düzeyinde geldiği nokta tekstil sektörünün büyük katkılarıyla olmuştur. Hem katma değerinin yüksekliği, istihdamı vesairesi. Tabii bu arada diğer sektörlerin gelişmesi, otomotiv sektörü vesaire, şu bu tekstil biraz geri plana gitti. Ama bu son gelişmelerden sonra doların çok gittiği değer kazanmasıyla vesairesiyle müsbet bir anlamda Kürt kardeşlerimi de severek söylüyorum. Kürt Mehmet Nöbet'e diyerekten tekstil sektörünün tekrar lokomotif olduğunu Türk kamuoyuna anlatması gerekiyor. Alışılmış mutsuzluklar için keşfedilmemiş mutlulukları feda edersiniz. Çünkü her gün alışmışsınız. Şimdi adamı soruyorum, memnun musun işinde? Değil mi? Niye çalışıyorsun? Abi düzenimiz böyle. Ya dedim ki sen çekici abi de şimdi ben kurumun üzerimi bozuldum. Ya eşinden şikayet eden, eşinden şikayet, her seferin vermişiz. Ama niye duruyorsunuz o zaman? Hiç devin niteliğinde bir şey yapmayı düşünmüyorsunuz. Çünkü öyle bir mücadele ki köpek balığı bol, herkes burada temize dirsek atıyor. Her günde aynı ağacı çekiyorsunuz. Ama bu siz orada bir çizgi var, bir çizgisi. Onun aşağısını atladığım zaman belki garanti mutluluk yok ama burada garanti mutluluk yok. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri, Türkiye'de almamız gereken pozisyonları, geleceğe yönelik daha realistik hareket nasıl ederiz, onlar hakkında bilgi aldık. Ayrıca CNR'ın organizasyonu olan Hometex Fuarı'nın Türkiye için bu ortamda ne kadar önemli olduğunun görüşmelerini yaptık. Sağ olsun İstanbul'daki üyelerimiz, daha önce Denizli'deki üyelerimiz ve haftaya da Bursa'daki üyelerimizle yapacağımız bu toplantıda hem sektörümüzü bilgilendirdik, üyelerimizi bilgilendirdik. Gelecekle ilgili de daha net nasıl kararlar alması gerektiğinin yolunu açtığımıza inanıyorum. Peki sizce nasıl geçti? Beklediğiniz gibi miydi her şey? Tabii beklediğimiz gibi geçti. Önemli olan katılanların bu panelden elde ettikleri ve kazandıkları bilgiler ve değerlerdir. Ve bu katılanların da gözlerinden bu değeri aldığını görüyoruz. Yani ateşten gömlek giydiğimiz günlerin içerisinde olduğumuz için de her zamanki panel oturumundan biraz daha farklı bir oturum oldu bu. En azından bize çok lazım olan kamu diplomasi üzerine biraz konuştum. Fuarlar bence kamu diplomasisinin merkezi. Yani birçok yabancı ve yerli alıcı fuarlar içerisinde çok ciddi vakit geçiriyor. Bu fuarları biz ne kadar Türkiye'ye yakışır seviyede yaparsak yani Türkiye'nin o kadar lehine olacağını düşünüyorum. Çünkü hükümetler arasında kavga edebilir. Kendi menfaatlerini savunuyordur ama vatandaştan vatandaşa veya iş adamından iş adamına, iş kadınına iş kadına kavga olmaması lazım. O yüzden bu kavganın gürültünün olmadığı, barış içinde insanların mal ve hizmetlerini sergilediği yerler fuarlardır. En azından biz barışı fuar merkezlerinde, fuar meydanlarında yarattığımız sürece ben dünyada iyiliğin hükmetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Belki millete romantik gelir ama eğer ticari diplomasiyi öldürürsek savaşı getiririz. O yüzden bizim bu savaş ihtimalini ortadan kaldırmamız ancak
fuarların sayısını arttırmak ve dış ticaretin olabildiğince küresel bir şekilde yaygınlaştırmak ve sınırlarını kaldırmakla olur. Peki sizce panel nasıldı? Beklediğiniz gibi miydi? Panel beklediğimden daha iyiydi. Ya döviz üzerine çok fazla soru soran olmadı. Demek ki Türk tüccarı basiretli. Yani geleceği öğrenmek istiyordu. Bana gelecekle ilgili çok soru geldi. Başkanlara da öyle. Eğer biz bu zaten bu ruh halindeysek bizim geleceğimiz parlak. Yani dövizi, faizi falan fazla kişi sormadı. Benim için umut vericiydi. Döviz sorularından korkuyordunuz galiba. Yok, hiç korkmam ben. Cevap veririm de. Döviz kuru sorusu hala güncelde yaşadığımızı gösteriyor ama bugün Türk iş adamı masalarda oturan kişiler gelecekte yaşadıklarını, geleceğe baktıklarını gösterdiler. Önemli. Şimdi önce Esenyurt'a sevgi ve selamlarımı iletirim. 83'ten beri oraları benim seçim bölgemdi. Esenyurt'un belediye olmasını vesairesini ve bugünlere gelmesini gördüm, şehittim. Hakikaten mutluyum. Dolayısıyla önce dediğim gibi Esenyurt'la başlayalım. Panel fevkalade iyi geçti. Yani bir sektör temsilcisi Ali Bey, tekstilin duayenlerinden ve beni de mutlu eden bir husus, kendisi Anavatan Partisi'nin 80'li ilk kuruluş dönemlerinden itibaren il başkanlığını yapmış Eymen Topbeş'in yeğeni çıktı. Eymen Bey erken vefat etti. Fevkalade bir insandı. Çok severdim. Sayın Alkin zaten kendini ispat etmiş bir akademisyen. Ali Bulut uzun yıllardır tanıdığım icraatçı birisi. Fevkalade iyi geçti ama iyi geçmesinin temel nedeni de nasıl ki iyi futbol iyi taraftarlarla oynanıyorsa katılımcıların hepsinin bu konuda bilgili, duyarlı, bilinçli olmaları. Ve hakikaten tekstil sektörü olarak da yıllardır Türkiye'yi, Türkiye'nin ihracatını, istihdamını sırtlarında taşımış, taşıyan bir sektör ve bu içine girdiğimiz kısa dönemli sıkıntılı sürede de Türkiye'yi sırtlayacak kişiler olması, bunun da bilincinde olmaları.